Atak yönüne göre sağ kanattan köşe gönderinin 1-2 metre gerisinden taç kullanacak. Konya Spor takımı Skubic taç atışını kullandı. Bir kez daha Skubic yaptı ortasını penaltı noktasına doğru, savunma uzaklaştırdı. Uzaklardan bir şut, top ağlara gitti. Ceza sahası dışı, hatta ceza yayının 2-3 metre gerisinden bir şut, top iki kale direğinin birleştiği noktanın hemen altından ağlara gitti. Çok zor top sevgili yani, Kıvanç Altay yani, için. Çıkması mümkün değil. Soner'in vuruşu öyle bir yere gitti ki yani kariyer golü yine kime atıldı? Yine Fenerbahçe'ye. Hakikaten kalemize gelen ilk şutun gol olma alışkanlığı devam ediyor. Yani topu kontrol ettikten sonra hakikaten kariyerinin en güzel golünü attı. Ya muhteşem bir vuruş. Gerçekten topun gittiği yer çıkması mümkün olmayan bir yer. Kalecinin orada beklemesi gerekiyor. Topu çıkarabilmesi için. Yok, çıkmaz. Çok zor. İmkansız. Yani orada durması lazım. O İki gün önce gidip park edeceksin tabii. Orada. Bekleyeceksin. Yani çok zor. Ya güzel bir gol yani futbol adına ama yine bizim kalemize atılan bir gol. Çok erken yedik golü. Antwerp maçında herhalde yediğimiz o da maçın başı. Aşağı yukarı aynı dakikalar. Kez daha atakta azeleme çabasında Konyaspor. Cilermen'in pası tehlike olabilir. Valencia ve faul yapıyor Valencia. Yardımcının yani, yardımcı uyardı tabii. Yardım ediyor savunmasını ama bu yardımı yaparken çok yani anlamsız alıyor bir faul. Oğulcan orada faulü alıyor. Çok anlamsız bir faul. Yani yarım korner. Yani topla Valencia'nın arasına girince tabii orada bir anda duruyor. Temas var abi tabii. Yok. Yani temas orada var. Doğru. Ya faulü alıyor oyuncu. Alıyor ama sen orada kontrolsüz bir hareket yapmayacaksın. Oyuncu touch out çizgisine doğru zaten gidiyor. Çok tehlikeli bir yerden duran top kazandılar. 10. dakika. Yani açı da var. Şut için belki çok uygun bir açı yok ama yani kornerden daha iyi bir açıları var. Yarım korner. Barajla alakalı mecburen yani barajın durduğu yerle alakalı herkes kale alanının kaleye içinde. Doğru. Arka direkt bomboş. Yerleşim hatası bomboş. 2-0. Çok kötü bir yerleşim. Yani yaptığımız faul çok anlamsız. Savunma yerleşimimiz çok anlamsız. Arka direkte bomboş oyuncu. Yani vurdurmaması gereken savunmamız ama bir oyuncunun yani böyle bir çeperin etrafında oyuncu yok. Yani evet. Vuran oyuncunun ya etrafında kimse yok. Bu kadar boş kalamaz. Yani oyuncu muhtemelen o kalabalık gruptan kurtulup arka direğe kaçmış. Ve bomboş kalıyor. Takip eden yok, rahatsız eden yok. Bir de stoper yani. Bak, aslında bak en arkaya bakar mısın? Bomboş. İnanılmaz yani hakikaten. Bir de Konyaspor'un stoperi yani hava toplarında en etkili Seren, olacağı isimlerden Antwerp biri. Maçı, Alanya maçı, Konya maçı. Evet. 3 maç. 3 pozisyon kafa topu korner veya duran top ve yenen 3 gol var. Anlam vermek, şu golü anlamlandırmak mümkün değil. Yani Konya'da başımıza gelebilecek en kötü başlangıç. Hani artık Konyaspor'un 2 şutu var, 2 golü var falan istatistiğini vermeme gerek yok. Yani o noktayı aştık artık. Evet. Başka bir boyut yani bu. Maalesef Konya'da 2-0 gerideyiz. Sonraki Salah'ya yerden pası Valencia. Valencia şimdi kendi ekseni etrafında döndü. Atak yönünü sağ kanada çevirdi. Orada Ferdi var. Ferdi'nin ilk kontrolü iyi. Ferdi ortaya doğru kat etti. Destek de bekledi. Ferdi yayın gerisindeki Gustavo'ya. Gustavo'dan pas Serdar. Şimdi şut şansı. Serdar vurdu. Savunmadan sekti top. Kornere gitti. Serdar Dursun'un şutu. Savunmadan sekti top. Oyun alanının dışına gitti. Gole yaklaştık Serdar Dursun'la ki iyi pas yaptık orada Kıvanç. Ama doğru yere de topu çıkarttık ama daha iyi bir vuruşun gelmesi gerekiyordu. Offside de yok. Çok güzel pas. Şimdi köşe vuruşunu kullandık. Yakın direkte ters vuruş top. Yanağlarda kaldı. Bir köşe vuruşu daha kullanacağız sağ kanatta. Şu dakikada bir gol çok gelse. Önemli. Hakikaten ya şu gol atsak. 44. dakika. İrfan Can penaltı noktasına doğru yaptı. Ortasını Valencia röveşata denedi ama topu ıskalıyor topta. Abi 30 metreden geliyor. Yani o topu röveşata yapmak kolay değil. Kornerden gelen topa. Aslında işte orada bir alan kontrolü yapsa etrafında da kimse göğüsle yok. Göğüsle alabilse evet. Değil mi? Aslında en iyi hatamız Gustavo'nun pası da çok pası, iyi. İrfan Can çok iyi görmüş Serdar Dursun'u. Savunma araya girdi. Top kornere çıktı. Yani savunmaya çarpması kaleye gidiyormuş. Ama maalesef gol. Net bir vuruş. Gol vuruşu bekliyoruz.